Herkese iyi günler. Maçın değerlendirmesine gelirsek, geçen haftaki yaşananlardan sonra hafta içi çok toplantı yaptım oyuncularımla. Oyuncularım bana hepsi söz verdiler. Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp büyük Ankara Gücü camiasını, takımını hak ettiği yere getirmek için bütün oyuncularım bana söz verdiler. Bugün şampiyonluğa yakışır bir futbol oynadık. Maç başından sonuna kadar böylesine sıcak havada futbol oynamak gerçekten çok zor. İki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. Ama biz öne geçtik, geriye düştük. Değişik bir sistemle bugün sahaya çıktık. Buna rağmen istediklerimi aldım. İki tane direkten dönen top, 3-4 tane de %100 kaçırdığımız net pozisyonlar var. Bu hava şartlarına rağmen, geçen hafta yaşanan olumsuzluklara rağmen bugünkü galibiyeti bize inanan ve güvenen, her yerde bizi takip edip bize desteklerini esirgemeyen muhteşem Ankara Gücü taraftarlarına, sanki bugün statta 20 bin kişi varmış gibi, onlar olmasa da varmış gibi biz bugün mücadele ettik. Bu galibiyeti 3 golle elde ettiğimiz bu 3 puanı onlara armağan ediyoruz. Bu şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyettir. Giresunspor takımı ise sezona şampiyonluk paralosuyla başladı. Ligdeki sıralamadaki yeri kimseyi şaşırtmasın. Çok güçlü, çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz kendimize inanarak, güvenerek başladık. Ve sonuna kadar da hiç en ufak bir içimize şüphe olmadan futbolumuzu oynadık. İyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tekrar taraftarlarımıza ve camiamıza bu 3 puan hayırlı olsun. Rakip öyleydi. Hava sıcaklığı, bir de bugünkü maçta birazcık daha tehditkar bir 11 ile oynamamız gerekiyordu. Başlamam gerekiyordu. Anton'la konuştum. Önde birazcık daha topu tutabilen, orada daha fazla biraz daha üretkenliğimizi arttırabilen, çünkü Belarus milli takımında Anton orada oynadığın için onu iyi biliyorum. Hafta içi de buna çalıştık. Rakibin de oradan geldiğini ama dönen toplarda oradan da pozisyon verdiğini bildiğimiz için böyle bir hamleyle başladık. Kane'de de bugün güzel bir maç çıkarttı oyunda kaldığı süre içerisinde. Takım olarak hepsi oyuncularımın ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Biz maç maç düşünüyoruz. Bu maç böyle bir 11'le çıktık. Hafta Ümraniye maçı farklı bir 11'le başlayabiliriz. Sonuçta biz istediğimizi bugün elde ettik. Planlarımız tuttu. Bu planların tutması için oyuncularım ellerinden geleni sahada yaptılar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. Valla söyleyecek bir şey bulamıyorum ben. Yani ben antrenörlük hayatımda yani bu ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani bu olacak bir şey değil. İşte bu hakem zaten bu hafta dinlendirilmiş. Yani olmaması gerekiyordu. Yani içimizde en ufak bir şüphe yoktu. Oradan biz böyle mağlup olacağız, ceza alacağız. 10 kişi kaldıktan bile sonra 60'tan sonra 5'ten 6'tan %100 pozisyonumuz var. Ona üzülüyorum yani. Biz futbol oynamaya gittik. Ama maalesef yaşanan olaylar, aleyhimize verilenler, lehimize verilmeyenler vesaire. Ama sonuçta biz, bu takım, oyuncularım, hepimiz biz inanıyoruz bu işi başaracağımıza. Başarılı olabilmemiz için elimizden geleni, gayreti gösteriyoruz. Yani sonuçta başarı olabilir mi, olamaz mıyız? Bunu yüce Rabbim bilir. Ama yani baktığınız zaman, herkes elinden gelen en iyisini yapıyor. İnşallah sonunda da mutlu olan taraf biz oluruz. Ankara Gücü'nü hak ettiği yere getiririz. Yani bütün amacımız ve gayemiz bu yani. Herkese teşekkür ederim. Bakalım. Biz de sabah akşam hesapları yapıyoruz. Aşağısı, yukarısı. Yani artık hesap şey olduk. Öyle. İnşallah yani hayırlısı olur ya hakkımızda. Yani biz futbolcular hep beraber elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkese iyi günler. Tabii şimdi öncelikle 1-0 geride başlamamıza rağmen 2-1 de öne geçtik. Ki Ankara Gücü'nün sezon başından beri kazandığı gollerin %80'ine yakını duran toplardan, kornerlerden. Bunu çalışmamıza, söylememize, bilmemize rağmen maalesef golleri duran toplardan yedik. İşte penaltıyla birlikteki hakem sağ olsun. Olmayan bir penaltı ya da o tip pozisyonlar benim de var. Yanlış anlaşılmasın.
kimsenin galibiyetine gölge düşürme gibi düşüncem asla olamaz. Çünkü aynı acıyı mı deriz, aynı akıbeti mi deriz, zaman zaman Ankara Gücü de yaşıyordur ligin içinde gibi. Ama bunların ben masumane bir şekilde cevapla geçiştirilmeyeceğini bu ligde bilirim. Yıllardır bu işin içindeyim, eski bir hakem oğlu olarak da en güzel cevap, hocam inan öyle gördüm, en temiz cevaptır bir hakem için. Olmayan bir penaltıyla beraber skoru eşitlendi zaten. Maalesef biz bu sene çok dile getirmemize rağmen emin olun bundan, geçen hafta en basiti çok rahat bir şekilde bizim goller de iptal ediliyor, aleyhimize de oluyor. Bunu lütfen yanlış anlaşılmasın, maçın önüne geçirme gibi bir düşüncem asla yok. Çünkü Ankara Gücü'ne de şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Bizim adımızda da ligin ilk yarısını force eden bir Giresunspor ikinci yarıda da çok önemli bir türbülans yaşamıştır. Birkaç faktör de devrede olarak. Maalesef bir maç hak etmediğimiz diye düşünüyorum. Çünkü bizim de pozisyonlarımız var. Ama bunu ilk defa yaşamıyoruz biz. Geçen hafta da, ondan önce de, yani bizim mağlup olduğumuz maçta çok enteresan bir sezon geçiriyoruz. Ama yapacak fazla bir şey yok. Genel anlamda hakemlerden yana konuşmak istemiyorum, ceza almak istemiyorum çünkü. Ama bu ligin ister şampiyon olunsun, ister playoff olsun, ister aşağıda olsun, emin olun bu kararlar bu sıralamayı belirleyecektir. Yani. Bu tip kararlar. Biz zaten yokuz o yarışın içinde şu anda. Öyle bir şey yok zaten ama maalesef böyle bir gerçek de var. Ankara Gücü'ne samimi bir şekilde şampiyonluk yolunda ya da Süper Lig adına başarılar diliyorum. Ya bizim zaten ilk yarıyı zaten ligin ilk yarısını 30 puanla ligde 4. sırada bitirdik. Ama ikinci yarı biliyorsunuz değişiklikler oldu gitti yönelme. İkinci bir daha geri döndük ki 4. sırada bıraktığımız takımı 12. sırada geri döndük ki o zaman zaten %15'lik bir ihtimal vardı. Çok zordu zaten. Ki öyle bir şansımız artık yok zaten. Hatta biz maç kazanıp bir an önce de rahatlamamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu türbülanslar ağır bir türbülanstır yani. Bu çok iyi takım, çok iyi takım derler. Ama maç kazanmadın mı da çok iyi takımın bir anlamı çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü puan almak gerekir, puanlar almak gerekir. Şu anda da bizim bundan sonraki maçlarda buna ihtiyacımız var. Maalesef, üzülerek yani.